Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Birazdan ama birazdan yine devam edeceğiz. Şimdi sırada sıfır atık projesi ve kağıtçılardan ek vergi endişesi haberimiz var. Bu sıfır atık yasası bizi umutlandırdı. Açık ve net ben bunu şey için söylemiyorum. Kesin. Çünkü sıfır atık yasası kağıt, plastik, metal, cam gibi emtialardan belli oranda bir kirleten öden prensibine göre bir katkı payı alacak. Ve bu katkı payını da bu sisteme aktarırsa sevgili dostlar, atık, kağıt, geri dönüşüm sanayicileri İstanbul Hilton Otel'de sektörün son halini sıfır atık projesinden istihdama, ithalattan ihracata, ithal atık kağıttan ek vergi endişelerine bir basın toplantısı yaptılar. Bir dinleyelim ne söylüyor. Ham maddemizi içeriden karşılamak zorundayız. Sıfır atık yasası da bunun için bana göre çok önemli. Biz onu destekliyoruz. Emine Hanım'a da buradan teşekkür ediyoruz. Çünkü onun hamisi ve bahanesi olarak bu işin yürüyeceğine inanıyoruz. Onun sayesinde bugün Avrupa'da 35 euro ham maddenin fiyatını kullanıyor benim gibi bir fabrika. Biz 100 euroya kullanıyoruz. Bundan kurtulmamız lazım. Gençlerimiz, insanımız iş bekliyor. Kalifiye insanlarımız iş bekliyor. Bu sektör bu insanlara iş kapısıdır. Toplama tarafı da iş kapısıdır. Onun için biz bu 100 lirayı ödeyerek gelişmemizi sürdüremeyiz. Mutlaka bunu normal bir yere çekmemiz lazım.